uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece.
Her pazar olduğu gibi bu hafta biz Konya'nın Ereğli ilçesindeyiz. Burada İvriz'deyiz şu anda. Su gözündeyiz daha doğrusu. Alaaddin Keykubat'ın buraya geldiğini ve burada sazlıkta bulunan çamurun şifalı olduğunu keşfetmişler ve burada askerlerini o çamurla tedavi etmişler, yaralı askerlerini. Burada İvriz'de su gözünde başlıyor. Şimdi tabii Dulkadiroğulları'nın dernekleri var burada, derneği var. Her sene Kahramanmaraş'a gidip Maraş'ın kurtuluşunda yer ediniyorlar ve 2-3 gün orada konaklıyorlar, 2-3 otobüs gidiyorlar orada ve Kahramanmaraş'a destek oluyor. Yani biz de buradayız diyorlar, vardıkları yerde de hakikaten ses getiriyorlar. Dulkadiroğulları Başkanı Sayar, Ali Sayar, Sayın Doktorumla birlikteyiz. Ki doktor olması da bir farklılık kazandırıyor. Onu da usta tebrik ediyorum, kutluyorum efendim. Bir de sevgili izleyici, acilde birden yakaladık onu böyle. Kendisi de nöbetçiymiş. Dedik nöbetçi olması önemli değil ama onunla bir söyleşi yapacağız. Birkaç sefer de Aksu TV davet etmişler herhalde buraya. Gelip burada program çekmesini istemişler. Ben onu duydum. Üzülmüş kendisi de. Biz de dedik ki onların üzüntüsünü biz bertaraf edelim. Sevindirelim dedik efendim. Ali Bey, kaç yıldan beri doktorsunuz? 30 yıldır. 30 yıldır doktorsunuz. Genelde burada mısınız? Yok, ülkenin birçok yerinde çalıştım. Doğu'da, Batı'da. 2006 yılından beri memlekete geldik. Arkadaşlarım dediler gel memlekete hizmet et. 2006 yılında Ereğli'ye geldim kendi memleketime. O zamandan beri burada çalışıyorum. Efendim, Dulkadiroğulları'nın başkanlığını yapıyorsunuz. Evet. Aslında Kahramanmaraşlısınız. Evet. 400 yıl önce buraya göç etmiş bir göçebe, evet, yapısını oluşturan, Dulkadiroğulları'ndan koparılıp buraya göç edilen bir oymağın siz, evet, devamlı neslini oluşturuyorsunuz, evet, devamını oluşturuyorsunuz. Çok güzel bir şey. Onu unutmamak daha farklı, daha güzel bir şey. Efendim, burada ne gibi sosyal etkinlikleriniz oluyor? Şimdi biz ilk işe başladığımızda derneğimizi kurduk. Kahramanmaraş'ta önce bağlarımızı bir güçlendirelim dedik. Tabii Kahramanmaraş, üzülerek söylüyorum, kendi tarihini bilmiyor. Dulkadiroğulları'nı çok bilen yok. Ki kaldı ki Kahramanmaraş'ı başkenti yapan bizce devlet, birçok kişiye göre de beylik olan Dulkadiroğulları devletinden koptuk geldik biz buralara. Kahramanmaraş'ta halen mahallemiz duruyor. Sütçü Mehmet Türbesi'nin olduğu Fevzi Paşa Mahallesi olarak anılan Bektutiye Mahallesi. Her sene Maraş'a gider, ziyaretlerimizi yaparız mahallemizde. Kurtuluş Bayramı'na katılırız. Biz bu bağı hiçbir zaman koparmadık. Dedelerimiz de koparmadılar. Yani kime sorarsanız sorun, hepimiz Maraşlıyız. Onu söyleriz. Kahramanmaraşlıyız. İlk böyle başladık. Daha sonra kültürel çalışmalarımız oldu. Kitap yayınlarımız oldu ve ilk yayınımız akademik bir çalışma ve Kahramanmaraş'ın bütün vakıflarını, camilerini, eski binalarını anlatan Maraş Vakıfları diye bir kitap. Çok güzel bir çalışma, akademik bir çalışma. İlk yayınımız o oldu. Daha sonra yerel çalışmalar yaptık. Biz Bektik Türkmenler olarak geçiyoruz ki Bektik Beylik demek. Evet. Beylikten, evet, kalan hatıra. Ereğli'nin nüfusun yaklaşık, 150 bin nüfusun yaklaşık yarısı biziz. Zaten Kahramanmaraş'tan Ereğli'ye 5 oymağımız gelmiş. Ki içimizde o kadar geniş yelpaze ki bizim aşiret. Bey sülaleleri, Dulkadiroğlu Beylerin soyları var. Bununla beraber Aşık Mahzun'un sülalesinden bir de insanlar var burada. Tabii yani Kahramanmaraş'ta bugün yer alan birçok insanın akrabaları Ereğli'de mevcut. Kara Küçükler var Maraş'ta, burada da varlar. Diğer Kocabaş sülalesi Maraş'ta, burada da varlar. Yani yaygın dağılmışız Ereğli'ye. Niğde'ye kadar bütün ova köyleri, 19 tane köy kasabamız var. Ereğli merkezde de varız. İşte 400, yaklaşık 400 yıl olmuş biz Kahramanmaraş'tan koparlı. Beylik yıkıldıktan sonra bizi dağıtmışlar Osmanlı. Bize de Ereğli düşmüş. Ereğli zamanında bataklıkmış. Evet.
hacca kervanlar gidemiyormuş. Hac kervanının güvenini sağlamak için bizi derbentçi, yani jandarma olarak yerleştirmişler. Bunlar savaşçı diye. O zamandan beri Ereğli'deyiz. Ama tabii her zaman gönlümüz, kalbimiz Kahramanmaraş'ta. Gidiyoruz, sağ olsunlar. Şimdiye kadar gelen bütün belediye başkanları ilgi gösterdi. Her sene Eylül ayının ilk pazarında bizim büyük şenliklerimiz olur. Bütün köylülerimizin katılımıyla, Ereğlilerin katılımıyla. Ve Kahramanmaraş belediye başkanlarımız da katılırlar. Belediye bize çok büyük destek verir. Biz her zaman Maraşlı olmaktan gurur duyduk, unutmadık ve unutmayacağız. Yeni nesilleri de unutturmayacağız. Efendim bir de sonradan gelen, 45 sene önce gelenler de var burada. 35 sene önce gelenler de var burada. Ve orada gelip burada yerleşip ayrıca iş kuran insanlar var. Bunun bir tanesi Eredem pastaneleri vesaire baktığımızda. Ki çok da güzel işlerini yapıyorlar. O da bir iftihar konusu. Dışarıda da sadece burada değil, Maraş'ta değil. İşte Niğde'de de başka yerlerde de Maraşlar var. Onlarla işbirliğiniz oluyor mu? Temaslarınız oluyor mu? Maraşlar dernekleri var. Başka kentlerde, Hatay'da vesaire. Onlarla ilgili bir çalışma. Elbette. Kahramanmaraş derneklerinin birçoğuyla görüşüyoruz. Özellikle Konya Derneğimiz. Yakın işbirliği içindeyiz onlarla da. Onlara destek veriyoruz. Onlar bize destek veriyor. Bu işbirliği her zaman devam edecek tabii. Kahramanmaraş'ımıza bir şeyler yapabilirsek ne mutlu bize. Gerçekten mükemmel, müthiş. Yani şu kısacık bir söyleşiye bile çok şeyi sığdırdı efendim. Peki bu yılda sizin yine şenlikleriniz olacak mı? En azından toplum açısından duyuralım. Evet. Eylül ayının ilk pazarı yapıyoruz her sene. İnşallah bu sene de yapacağız. Yine Kahramanmaraş'ı davet ediyoruz. Buradan bütün Kahramanmaraş'ları davet ediyoruz. Kahramanmaraş'ta yapılan birçok sempozyum var. Akademik sempozyum. Biz onların çoğuna katıldık. Bildiri sunduk. Kendimizi bir nebze tanıttık ama Kahramanmaraş'ta çok daha iyi tanınmıyoruz. Biz orada da tanınmak istiyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Bağlarımız kopmasın. Biz Maraş olduğumuzu unutmadık. Onlar da burada Maraşlılar olduğunu unutmasınlar. Sahip çıksınlar bizlere. Ve biraz daha ricam Kahramanmaraş'tan tarihine, Kahramanmaraş tarihine, Kahramanmaraş'ı başkent yapan tarihe sahip çıksınlar. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sayın Başkan. Aslında sizin duygularınız. Ben sadece şunu söyleyeyim. Siz dediniz ya Aksu TV'yi falan gördüğü zaman Maraşlar gör. Bırakın onu biz yolda, yani seyahat ederken 46'yı gördüğümüz zaman duygulanıyoruz. Samimi söylüyorum. Gerçekten diyorum. Korna basmadan geçmeyiz biz. Evet. 46'yı gördüğümüz zaman, plakayı gördüğümüz zaman. Aha dedim Ede Ekkoş geçiyor dedim. Yani Ede Ekkoş diye böyle diye. Bizim bir anımız var. Ömer Halis Demir'in her yıl ölüm yıl dönümüne gidiyoruz biz. Bir gün gittiğimizde, dernek olarak gittiğimizde başkanım yine nöbetçiydi herhalde, gelemediydi. Maraşlar gelmiş. Bir gururlandık. İtfaiye daire başkanı vardı. Hakan Bey'di ismini. Tamam, telefonda kayıtlı ama bir türlü görüşemedik sonradan. Hakan Bey'di. Burada tanıştık. Maraşları görünce içimizde bir titreme, bir ürperti oluyor. Başından hoplayamadım aman aman, döküldü cephanelerim, toplayamadım, döküldü cephanelerim, toplayamadım. Düşman feder öldürmen beni, bir hiç uğruna da efem soldurman beni, amanin amanin efeder öldürmen beni. Güzel de Cemile'nin yolu Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Başkan Yardımcılarımız,
sivil toplum kuruluşlarımızın ve derneklerimizin değerli yöneticileri, hepiniz Türkiye ve Avrupa Birliği arasında şehir iyileştirme hibe programı Gençler İçin Daha Fazla İstihdam adlı projemize hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Açılış konuşmaları Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Okçubey'in açılış konuşması, Sayın Kaymakamımızın açılış konuşması, şehir eşleştirme hibe programı, proje künyesi, proje ortaklarının tanıtılması, proje amaç ve hedefleri, projenin temel faaliyetleri, projenin beklenen çıktıları, soru ve cevap kapanış şekliyle olacak. Ruhlar şah olsun. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ereğli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Okçu Beyefendi sahneye davet ediyorum. Değerli Kaymakamım, değerli meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkan ve yöneticileri, değerli hocalarım, değerli müftümüz, muhterem hanımefendiler, değerli beyefendiler, değerli çalışma arkadaşlarımız, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasında şehir eşleştirmeleri, eşleştirme hibe programı çerçevesinde organize ettiğimiz tanıtım programına öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu vesileyle basınımızın değerli temsilcilerini de saygıyla selamlıyorum. Bir başka projeyle gençlerimizin istihdamına yönelik ciddi bir çaba ortaya konacak ve nihayetinde projelerle istihdam alanları yaratmak suretiyle Ereğli'de inşallah işsiz bırakmamaya da kararlıyız. Ereğli'den 4 kadınımız inşallah Ankara'da konaklama ve İAŞ'e giderleri bu şeyden karşılanmak, bu bütçeden karşılanmak üzere ilk köy 2 ay eğitim alacaklar. İş tabanlı öğrenme, proje yazma, uygulama, kendi işini kurma gibi eğitim alanlarında ciddi manada bir mesafe alınsın istiyoruz. Tabii belediye başkanlığına seçildikten sonra somut olarak yaşadığımız bir hadise var. Yani ilk anlar hayırlı olsun dileklerinin hemen akabinde başlayan bir süreç sevgili kaymakamım, müthiş bir iş talebi. Yani belediyemize gelen vatandaşımızın %90'ı iş talebi ile geliyor ve belediyede iş istiyor. Bunun maddeden imkan dahilinde olmadığı gerçeği de var. Ama o gerçek hani yokluk, sıkıntı, işsizlik, yaşanan yoksulluk o gerçeği görse bile görmemezlikten gelme gibi bir ısrarı beraberinde getiriyor. Ereğliler olarak siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, mülki yetkililerimiz mutlaka bu manada kafa yoruyorlar ama emin olun Türkiye'de de İktisadi daralmanın doğal sonucu olarak işsizlik rakamlarının %14'ü, %15'i bulduğu bir tabloyu yaşadığımızda dikkate alırsak, herkesin bir fazla ferasetini konuşturmak suretiyle feragat yapması lazım geldiğini, bu manada samimi bir duruşu ve gayreti iş adamlarımızla özellikle ortaya koymaları lazım geldiğini değerlendiriyorum. Bir başka şey, hukukun çifte standart algısı oluşturacak şekilde uygulaması beni öteden beri rahatsız eden bir husus. Türkiye milli bir devlet yapısı ve kimliğiyle hani tek millet, tek devlet, tek vatan benim için tek dil de önemli ama tek hukuk sistemiyle yönetilen bir ülke algısının
samimi olarak oturtulması ve anlaşılmasını da çok önemsiyorum. Yani idari cezalar uygulanırken adamına göre değil, siyasi tercihlerine göre değil, herkese ya da bu manada sunulan bir imkan söz konusuysa herkese eşit olarak sunulmalı diye düşünüyorum. Ve bunun da inşallah insanlarımızın mutluluğuna önemli ölçüde katkı sağlayacağını değerlendiriyorum. Ereğli Belediye Başkanı olarak Ereğli'ye hizmet etmekten çok büyük bir bahtiyarlık duyduğumu, yükümüzün ağır olduğunu, zor olduğunu bilinciyle inşallah altından kalkma samimi çaba ve gayretimizi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle de hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Konuşmalarından dolayı Sayın Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ereğli Kaymakamımız Sayın Hayrettin Şifçi Bey'i sahneye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, çok değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Bu Avrupa Birliği projesinde aranızda bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aslında Avrupa Birliği bizim 40 yıldır içine girmeye uğraş verdiğimiz, mücadele ettiğimiz, başlangıçta kömür birliği olarak kurulan, daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu'na dönüşen, daha sonra Avrupa Birliği olarak siyasi, kültürel ve ekonomik bir örgüt olarak daha çok coğrafi yakınlıkları içeren bir birlik olmuştur. Daha sonra işte Balkanlar'da içine alan her geçen gün büyüyen bir birlik haline dönüşmüştür. Tabii Avrupa kendi çıkarlarını çok iyi düşünen, kültürel değerlere önem veren, ekonomik özgürlüğünü yaşayan, teknolojiyi geliştiren, gerçekten dünyanın gelişmiş, demokratik gelişmişlik ve insan haklarına verdiği değerle yüzyıllar içinde savaşarak, mücadele ederek bu birliği kurmuş, bireylerin özgürce düşünüp yaşadığı bir topluluktur aslında. İnşallah bizim hedefimiz tabii 40 yıldır bu birliğin içine girmek ve onunla ilgili bu mücadeleyi sürdürmek. Bütün hükümetlerde bu birliğin içine girmek için gerekli görüşmelere başlamıştır. Ve şu anda hala üyelik başvuru süreci değerlendirilmektedir. Zaman zaman aksamalar olsa da hiçbir zaman Türkiye, Türk halkının büyük çoğunluğu bu birliğe girmekten geri adım atmamıştır. İşte bu Avrupa Birliği projeleri de bu birliğe üye olmamızın bir gereği olarak birçok alanda, özellikle kültürel alanda, öğrencilerin değişim programı, Erasmus gibi değişik programlarla devam etmektedir. Kültürel değerlerin korunması, farklı kültürlerin tanınması, geleneksel değerlerin başka ülkelerin vatandaşları tarafından tanınması, aslında dünyanın ne kadar küçük bir yer olduğunu, evrensel değerleri tanımak için bu bilgi çağında bunun iletişimin ne kadar önemli olduğunu da vurgulamaktadır. Ama önce bilinçli, kendini bilen, başkasının hakkına saygı duyan, insan haklarına saygı duyan ve özgür düşünen, demokratik düşünen bireyler yaratmalıyız. Eğitim sistemimizi de buna göre şekillendirmeliyiz. Eleştiriye tahammül edebilen ama asla küfür ve şiddete boyun eğmeyen bir birey yetiştirmeliyiz. Gelişmiş demokrasilere sahip olmak çok kolay değildir. Herkes kendi çapında bu ülkenin temeline gerekli taşını koymalı, harcını koymalıdır. Öyle kahve köşelerinden devleti kurup yıkmakla milliyetçilik olmaz. Milliyetçilik çalışmakla, üretmekle ve bu devletin her yerinde olmakla insanlara değer vermekte olur. Bu eşleşme programında İspanya'ya gidecek Ereğli'de belediye çalışanları, onlara başarılar diliyorum. Sadece proje için değil, oranın kültürünü, imarını, şehirleşmesini, planlarını da gözeterek, altyapısını da görerek
o yeşil alanlarda görerek oradan mutlaka bir şeyler edinerek gelmek gerektiğine inanıyorum. Ben de nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Konuşmalarınızı.